Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ilgın Çiğil Kum Dökene geldik. Burada yine ikinci pikniğimizi yapacağız. Mangalımızı yapacağız şimdi. İlk önce kozalakları koyuyoruz böyle. Şöyle gördüğünüz gibi bir sürü koyuyoruz bundan. Yeter o kadar istersen. Bence biraz daha koyalım. Şöyle boş kenarları şöyle de koyalım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şundan dökeceğiz mi? Burası Konya Ilgın Çiğil Kum Dökendeyiz. Burada kozalaklar. Mangal çiği. Burada. Mangalı pişirmek için şeyler. Izgaralar. Bu da maşa. O maşa ne işe yarıyor? Etleri çevirmek için işe yarıyor. Bir de etleri almak için. Evet. Bu o elindeki ne? Bu neymiş? Ocak yakıtı. Tutuşturucu jel yakıt. Şöyle o zaman biz dökelim. Şimdi kibrit ya da çakmak. Al. Gördüğünüz gibi kav kibritimiz burada. Şu şeyler gitsin. Şöyle. İlk önce arkadaşlar. Yana dön, ateş duman o tarafta şey. Şöyle. Yakıyoruz. Ama tutuş yakma bakalım. Attım. Şöyle duman çıkmaya başladı gördüğünüz gibi. Şöyle yakınlaştır. Az şu tarafa alın, şeyde tarafa da sıcak. Şimdi bir tane böyle çubuğumuzu alıyoruz. Tutuşturuyoruz bunu. Böyle yakıyoruz burayı da. Ama yanmadı. O naylonu biraz çek istersen. Şey olmasın, evet. Şöyle şuraya yakıyoruz. Neyse gerek yok, şöyle at. Şimdi odunları at. Şöyle güzel bir poz vereyim ben de. Kömür ne yapıyor işte? Kömür arabada. Arabada geldi mi? Ne var ki orada? Şey yaptım da bir şey kaldı. Evet arkadaşlar, şimdi bu odunlarımızı böyle kırıyoruz. Şöyle gidiyor, baksın bakalım ne var. Aldırız. Fazla yok. At yok. Kömür kaldı. Şöyle. Şuralar tutuşmamış ama. O yüzden bunu alıyoruz. Yani daha önceki yapmaya çalıştım. Şöyle geçeyim. Akın küçük bir aksilik oldu. Evet. Mangal kömürünü bulamıyoruz. Nasıl ya? Bilmiyorum. Sanki arabada değil gibi, unutmuşlar gibi. Ne yapacağız? Aferin. Aferin. Hadi oğlum at onları da. Patlıcan atacağız. Hepsini atıver onları. Arkadaşlar şimdi yaptığımız fırını yakıyoruz ama şu bakın bu ne ya. Fırını? Ekmek fırını. İçinde ekmek mi var? Pişecek mi? Evet. Yak bakalım. Sönüyor. Rüzgar var da o yüzden. Şöyle şuraya gel. Bari. Evet, yandı. Oh, ateş kokusu. Çok yaklaşma. Oldu. İçindeki ateş yanınca kuruyacak. Ondan sonra sana bir fırın olacak. Evet. Kameramana daha yeni bir şeyler oldu. Düşecekti kameraman. Şu da ekmeğimiz olsun bari. Şöyle. Oldu. Hatta. Arada onu karıştır daha iyi yansın. Tamam. Dur şu yanar mı? Şimdi fırına baca mı yapıyorsun Akın? Evet. Duman oradan mı çıkacak? Hava alacak.
Ağır ağır yap, göçmesin. Ağır yap, öyle huv yapma, göçer. Ama burada ateş var mı? Ya oraya ateş gitmedi işte. Bunun içinden mi çıkacak şimdi? Evet. Neyse, gördüğünüz gibi yaptık. Ne oldu şimdi? Ha, yaptık. Ha, ne oldu? Ateşin güzelce yanıp onu kurutması lazım. Aynen. Dur. Şunu ekmeği ikiye böldük. Yanlışlıkla. Şuraya atamadım. Lan olmuyor. Neyse. Ben bir bekleyin 2 dakika. Bakın size buradan çok güzel bir çıkış yapacağım. Dur. Evet arkadaşlar. Şimdi bu ateşi çoğaltmak için bir kağıt getirdim. Ve bu kağıdı tutuşturacağım. Heh. Ateş dışarıda yanıyor ama o sefer. Ama biraz destek oluyor gördüğünüz gibi. Bayağı bir yanması lazım kuruması için. Evet. Kuruduktan sonra fırınımız hazır. Evet, sonra burada mangal mı istersin, mısır mı istersin, istediğini yaparsın burada. Yalnız seçtiğimiz yer şu yamaç bir yer ya. Zor duruyoruz akın burada. Ya benim... bir şey olmaz. Erkek adamız. Evet, şimdi mangalımız ne alemde ona bir bakalım. Tamam. İlk önce mangalımızı yaktıktan sonra patlıcanlarımızı közlemeye başladık. Şöyle gördüğünüz gibi. Akın, patlıcan salatası mı yapacaksın? Patlıcan salatası yapacağız, evet. Evet, ilk önce patlıcanları közledik. Daha sonra biber mi atacağız içine? Evet. Güzel görünüyorlar Akın. Fırının ne alemde bu arada? Şurada sadece duman çıkıyor. Duman çıkıyor sadece. Onun biraz yanması lazım yalnız. Bakın, senin fırında bir sıkıntı oldu galiba. Evet, şimdi mühendis dedemiz yapmaya çalışıyor ama. Mühendislik hatası olmuş, bacak koymayı unutmuşsun fırına. Evet. Yeniden bacasını açtık. Biraz o ateş fazla oldu gibi geliyor. Bence iş fazla olmadı yani. Olmadı mı? Ay! Yalnız burası tehlikeli dedim Akın ben sana. Ya bir şey olmaz ya. Bak dayı. Yandı. Evet. Başına geçince yaktı yani. Fırınımızın bacasından da duman çıkıyor. Bakın, bahsettiğim çeşme burası mı? Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Kumlu çeşmesi. Biz buradan bir su içelim. Bu suyun böbreklere iyi geldiği söyleniyor. Taş falan var mıydı böbreklerinde? Hayır. Ama su çok azalmış artık. Önceden şarjı bakmıyorduk. Evet. Neyse, fırınımızın başına verelim. Bu arada kanalımızı... Sarımsağın acısı. Ha, ben de bu sarımsak baktım şeksiz zannettim. Yön çevirir misin? Yön çevirir mi? Duman diyor. Duman diyor. Nereden arkadaşlar? Oraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi buraya kendi ateşimi yapmıştım. Daha önce şöyle çıkmıştı.
Burada sen ayrı mısır pişiriyorsun Akın. Evet, benim mısırım çok iyi yani. Benim mısırımı yapacak birisi varsa helal olsun. Buna tamam, ne oluyor? Pişiyor, pişiyor. Güzel. Şöyle. Akın orada da bir kedi yatmış. Evet, gel sevelim. Bak ben bunun oyunu biliyorum. Bu gibi şey. Şeyin yanar bak, patlamaya başladı. Çevir onu. Hemen şunu çevirelim. Keyfe bak. Şuna bakın, şuna. Pişmeyen yerlerini koy ateşe. Şurası pişmemiş mesela. Ben de kedi seviyorum. Şunu da bana etin üstüne döksek yesek ne olur? Olur mu? Bu tarafa hemen hastaneyi zor yetiştirir seni. Niye çok güzel kokuyor? Nerede çocuklar? Arkadaşlar bu videomuzu bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Neler açmayı unutmayın. Gerçekten çok neler açmayı. O zaman bir sonraki videomuzu görüşmek üzere. Bay bay. Hepimiz şuraya yersin de.